Sevgili seyirciler, siyasette kadınların daha çok yer alması, kadınların hayatın her alanında olduğu gibi e, çok daha fazla konuşması, çok daha önemli görevlerde yer alması e, gerçekten temsili değil, ülkeyi yöneten söz sahibi hak ettikleri yerlerde olması için bizler gazeteciler olarak e, kendimizi paralıyoruz, paralamaya da devam edeceğiz. Ama gelin görün ki parti genel başkanları bizim de çok her zaman aynı fikirde olmuyorlar. Bu seçim döneminde de e, bizim hayal ettiğimiz. E, önemli noktalarda yani belediye başkanlığı seçimi yapılıyor şu anda. Belediye başkan adaylığı noktasında hayal ettiğimiz noktalardan çok uzakta. Bütün partiler çok uzakta. Biz de az önce konuştuğumda dedik ki biz öyle olmayalım. Biz bu yerel seçimde özel programlar yapalım. Gerçekten hayatın her anlamını anlamlandıran, değer katan, bulundukları her yeri çok daha iyi ve güzel kılan Türk kadınlarının siyasette de daha fazla olabilmesi için biz de az önce konuştuğumda sadece kadın belediye başkanlarına yer vereceğimiz programlar yapalım istedik. Bugün başlıyoruz. Bugün İstanbul'un çok önemli ilçelerinin belediye başkan adaylarını konuk ediyoruz. İlk bölümde konuğumuz Sancaktepe Belediye Başkanı ve aynı zamanda belediye başka belediye dedim. Belediye Başkan adayı Sayın Şeyma Dövcü. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa özür dilerim. Dilim sürçtü. Estafla ama çok teşekkür ederim. Harika bir giriş yaptınız. Sağ olun. Benimle aynı fikir fikirleri taşıyorsunuz. Gerçekten kadınların toplum siyasetle bütünleşmiş bir yapıdır. Toplumda kadınlar ne kadar etkinse siyasette de o kadar etkin olması gerekir. Dolayısıyla ben kadın kollarında siyasete başlamış bir kadın olarak bütün bu siyasi çalışmalarımı kadın siyaseti üzerine yaptım. Öyle başladım ve kadınların siyasette ne kadar çok yer alabilecekleriyle ilgili çok güzel çalışmalar yaptık. Ee, şimdi de yönetici olarak bir kentin e, biz şehremini deriz yani Hı. emanet edilen e, şehrin emanet edilen kişisi olarak görev yapıyorum. Bundan dolayı da çok gerçekten hem mutluyum hem gururluyum. Ak Parti belediyeciliği malumunuz. Belediyecilikte efsane yazmış. 94 ile başlayan cumhurbaşkanımıza başlayan bir yerel siyaset efsanesi var. Ben de bu efsanenin yerin, yanında içinde yer almış olmaktan ve bir kadın belediye başkanı olarak bir dönem görev yaptık. İstanbul siyasetinde Sancaktepe ilçesinin belediye başkanı olarak görev yaptım. Şimdi de inşallah ikinci dönemimize ustalık dönemimize belediye başkanlığını öğrenmiş olarak Yeniden aday olduk. Ee, ben o anlamda kadınların e, siyasetteki bu yürüyüşüne desteklediğiniz için öncelikle teşekkür ederek başlamıştım. Kadınların istedim. siyasetteki yürüyüşü demeyelim, olarak, erkeklerin siyasetteki saltanatını yıkacağız diyelim <laughs> isterseniz. Böyle <laughs> daha sert sert söylemek lazım ki canları sıkılsın. Yani daha doğrusu canlarımız sıkılsın yani hemcinslerime <laughs> söylüyorum. Ee, ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben Sancaktepe'de oturmuyorum ama diyelim ki Sancaktepe'de oturuyorum. Size niye oy vereyim? Ee, işte kadın belediye başkanı olduğum için verebilirsiniz onu verdim mesela. hiç yok ama bir kadın belediye başkanı adayı daha var mı şu an açıklananlar arasında siz tek misiniz ee, İstanbul'da ikinci kadın adayımız da Bayram Yok yo, açıkladım Sancaktepe'de rakipleriniz arasında hayır, kadın yok, var hayır. siz tek misiniz Tekim. ben İstanbul'da da tek kadın belediye başkanı olarak 39 Tabii. ilçede görev yani tek kadın belediye başkanı olarak görev yaptım ee, sayılarımızın artmasını istiyorum İnşallah. Evet. hatta şöyle e, söylüyorum e, %100 artırdık birdik iki olduk ee, şimdi inşallah Bayrampaşa'da da İlkmur kardeşim seçildiğinde de Sancaktepe'de iki kadın belediye başkanı olarak görev yapacağız. Az, çok az. Çok az. Ee, bir de yerel siyasette özellikle, tabii ki genel siyasette de bakanlıklarda, vekilliklerde kadınların olması çok önemli ama Yerel siyasette kadının olmasının da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki yerel siyaset bizim işimiz. Biz meclis üyeliklerinde, muhtarlıklarda, belediye başkanlıklarında mutlaka kadınlar olarak görev almamız lazım. Neden? Biz daha böyle analitik düşünebiliyoruz. Bir yeri yaparken, bir yeri düşünürken öbür tarafı da planlayabiliyoruz. Hemen oraya geçiş yapabiliyoruz. Eee Şefkat, merhamet duygularımızla çocukları daha fazla düşünüyoruz, kadınları daha fazla, yaşlıları daha fazla düşünebiliyoruz. O yüzden yani bir ev olarak düşünürseniz yönettiğiniz kenti her alanına deyip köşe böyle ayrıntılı bir şekilde sirayet edebilme özelliğimiz var kadınlar olarak. Sancaktepe'nin en önemli sorunu ne? Şu anda en önemli sorunumuz ulaşım ve trafik bizim. Sancaktepe'nin 3 tane ana arteri var otobanlara bağlanan. O üç ana arterle de çok müthiş bir trafik yoğunluğumuz oluyor. Sabah, akşam saatleri özellikle çok yoğun oluyor. Girişler, çıkışlarda çok zorlanıyor vatandaşlarımız. Tabii biz bunun için bir daha önceki dönemde Sarıgazi girişimiz var. Ana arterlerden bir tanesi. Oraya bir dalçık planlamıştık. bu dalçık da tamamen direkt şehrin içine girmeden otobana bağlanan bir çıkış yapacaktı. Ve çok da hakikaten üstünde çalıştık, teknik ekipleri çalıştırdık vesaire. Her şeyle projesiyle hazırdı ama işte şöyle aynı siyasi parti olmayınca büyük şehir şeyinde orası sorumluluğunda bu yatırımı alamadık maalesef. O da şimdi çok problem oldu. Neden? Şu en hızlı ve en çok göç alan ilçe olduk biz. Öyle mi? Aynen öyle. İstanbul'un en çok göç alan ilçesiyiz. 2019'dan bu yana 4,5-5 yılda 70 bin nüfus aldık. Yani 70 bin nüfus her yıl Yaklaşık 20 bine tekabül eden bir e, nüfus göçü aldım. Göçmenler mi ya yani mülteciler mi? Hayır hayır hayır. Yoksa hayır. yerli hayır. içeriden e, mi? %50'si ilçelerden, İstanbul'un ilçelerinden %50'si de Türkiye. Neden e, geliyorlar Sancaktepe'ye? Sancaktepe güzel bir ilçe, yeni bir ilçe. E, yani biz işte 2009'da e, kurulduk. 2008'de başladı sürecimiz. 2009'da belediye meclis üyesi olarak ben de kurucu meclis üyesi olarak yer aldım. Belediye formatında kurulduk, ilçe belediyesi formatında ve 2010'dan sonra imar planları yapılanmaya başladı. Dolayısıyla yapılar hep deprem yönetmeliğine uygun yapıldı. Bir de havza bölgesi olmamızdan dolayı 4-5 katın üstüne fazla şey veremiyoruz biz, yoğunluk veremiyoruz. Ama vermeyin de. Vermiyoruz zaten ama zaten yasal olarak da veremiyoruz. Dolayısıyla ferah. İşte bir tişik nizam olmayan ufacık böyle bahçeleri olan apartmanların evlerin olduğu bir ilçe. Nispeten merkezi ilçelere göre de daha uygun ev fiyatları olan bir yer. Dolayısıyla tercih ediliyoruz. Rahat yaşıyor insanlar hakikaten şöyle diğer o yoğun ilçelerden gelip de ilçemize giriş yaptığımız zaman oh evimize geldik diyoruz. İstanbul'daki en büyük sorun yani ben bunu hep söylüyorum bu seçim döneminde de çok takip ediyor olacağım deprem yani Allah korusun diyeceğim ama Allah korusun tabii her zaman o duayı edelim. İnşallah. Ama bir de bilimin söylediği bir şey var ki bu deprem olacak. olacak. Ve çok yıkıcı bir deprem olacak. Siz belediye başkanısınız da aynı zamanda. Yani bir belediye başkanlığı döneminizden de bir sonraki döneme dair vaadinizi de rica ediyorum. Siz Sancaktepe'de daha az can kaybı, daha az mal kaybı olsun diye bugüne kadar ne yaptınız? Bundan sonra nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Biz göreve geldiğimiz ilk gün afet eylem planımızı hazırladık. Tabii bu Bizim ilçe olarak yapabileceklerimiz var, merkezi hükümetle yapabileceklerimiz var, şehirle yapabileceklerimiz var. Üç e, ana e, iz düşümünde hazırladık. Biz ilçe olarak bütün mahallelerimize, 19 mahallemiz var Sancaktepe'de, bütün mahallelerimize afet konteynerlarımızı hazırladık. Oranın muhtarlarına, kanaat önderlerine... Belli yerlerde daha çok böyle aktif olan yerlerde mesela okul bahçelerindeki yerlerde müdürlere e, belli kişilere anahtarlarını verdik. İçinde arama kurtarma adına her şey var afet konteynerlarımızdan. Bunların sayılarını bu önümüzdeki dönem çoğaltacağız. Yani bir değil iki üç tane üçer dörder tane yapacağız onları belli bölgelerde. Bu afet sonrası Allah korusun olmasın tabii ki inşallah Rabbim korusun. E, ama afet olduğunda İstanbul gibi bir yerde ulaşım e, kilitleneceği için o anda neler yapılabilir? Bunu düşünerek bunları yaptık. E, bütün e, ilçemizin kentsel dönüşüm strateji belgesini en ince ayrıntısına kadar hazırladık. Yani kaç bina yıkılma tehdidiyle karşı karşıya biliyor musunuz? Aynen biliyoruz. Bina? 3.000 küsür binamız, <laughs> 3.800 binamızın yeniden dönüşmesi gerekiyor. Ama bu ilçemizdeki tüm binaların %10'unu onunu e, temsil Genel ediyor. Genel İstanbul ortalaması için iyi bir ortalamasının çok çok altında bir rakam. E, bunların da çoğunun problemi mülkiyetle alakalıydı. Yani e, devlet arazisi, 2B arazisi vesaire gibi şeylerden dolayı yenileyememişler. Biz bu mülkiyet sorunlarının üzerinde de çok çalıştık. O zaman şimdiki e, belediye başkan adayımız Murat Kurum e, başkanımız e, çevre bakanımız da Onlarla çok detaylı çalıştık. Bölgemizdeki bütün riskli bölgeleri 8 alan belirledik ve bunların 3'ünde 4'ünde riskli alanlarımız vardı. Maliye hazinesi veya işte orman arazisi olanlarla ilgili tüm problemleri çözdük. Tapuların hepsini verdik. Bizim ilçemiz kuruldu kurulalı şu ana kadar 5000 tane tapuyu biz vatandaşımıza teslim ettik. 5000 de geçti son rakamlarla. 100 küsür tanesi de hazır yine teslim edeceğiz. Bu rakamlarla biz dedik ki yani 5000 küsür kişi evini istediği zaman dönüştürebilir. Müteahhite verebilir, kendi yapabilir, yeni deprem yönetmeliğine uygun ev yapabilir. Bunun altyapısını biz hazırladık. Yerinde dönüşümü daha çok destekledik. Çünkü şeyler rahat, araziler rahat yeni yerleşim alanları herkes istediği gibi evini yapabilecek nitelikte dolayısıyla böyle bir çalışmayı yaptık son olarak da tüm apartmanlarımızın hepsine e, tabi şeyleri de belirledik toplanma alanlarını deprem sonrası toplanma alanlarını da belirledik e, tüm e, apartmanlarımızın hepsine de sizin toplanma alanınız budur etiketlerini de yapıştırdık şimdi ikinci dönemde inşallah e, o strateji belgemizde belirlediğimiz binanın durumunu gösteren kare kodlu tüm etiketleri de binalarımıza yapıştıracağız yani vatandaş telefonuyla kare kodu okuttuğu zaman binasının riskini işte doğum tarihini e, yapısının kaç yıllık olduğunu hepsini görecek bu tür çalışmalar yaptık bir çalışmamız daha var onu da Bizim e, kent konseyimizle birlikte yapacağız. Bütün evlere siteler dahil olmak üzere e, marangozluk hizmeti vereceğiz. Hani bu şeylerin eşyaların sabitlenmesi, dolapların işte şeylerin deprem anında daha az zarar görmesi için vatandaşımızın. Bu sabitlemeleri biz üstleneceğiz öyle ve mi? biz yapacağız. İçe Belediyesi yapıyor. Biz bunu yapacağız. İkiz duyuyorum, Belediyesi'nin yaptığını. Bu benim en başından beri hep üstünde durduğum bir proje. Yani çok maliyeti çok büyük şeyler değil ama çok hayati bir şey bu. Aynen öyle. Biz bunu bütün evlerimize açık yapacağız. İsteyen her vatandaşımıza da. Evlerimizi istedikleri zaman bizim kendi ustalarımız var, atölyelerimiz var, geri dönüşüm yaptığımız atölyelerimiz var. Oradaki ustalarımızla marangozlarımızla ekip oluşturduk. İsteyen herkese o sabitlemeleri yapacağız. Bu deprem ölçüm analizleri sırasında birinci dereceden riskli binalar da biliniyor. Yani. Bazı binalar evet bir hasar riski taşıyor ama bir de çok yüksek riskli binalar var. Sancaktepe'de bu oran ne? Yani Biz çok yüksek riskli binaların çoğunu yıktık zaten. Hı, yani, yani birinci derece evet, deprem evet. senaryosunda bu yıkılır denilen binalar evet, var. Evet biz onların çoğunu yıktık. Yani zannediyorum bir 10-15 bina kalmıştır. İşte yıkım ihalesi vesaire olduğunda hepsi yeniden planlama dahilinde. Siz yeniden seçilirseniz belediye başkanı olarak Sancaktepe'de bu şekilde birinci dereceden yıkılma riski bina olan hiç kalmayacak diyebiliyor musunuz? Derim. Bu sizin sözünüz. Kesinlikle. Yani biz vatandaşımızı önceden düşünmek durumundayız. Onların bir takım işte e, hani ne bileyim 5 yıllık planları olabilir şey, ama biz e, yönetici olarak onları ondan önce düşünmek zorundayız. Olmadan önce önleme almak zorundayız. Ben çünkü Malatya'da biz deprem esnasında 6 Şubat depreminde Malatya'da çok güzel çalışma yaptık. Konteyner kent kurduk oraya 350 Doğan şehire 350 tane konteyner kent kurduk ve ilk konteyner kenti kuran bir belediyeyim ben. E orada belediye başkanımızın, malimizin, o yöneticilerin, oranın sorumlularının ee, ...ne kadar üzüntü duyduğunu... ...nasıl bir e, atmosferde... ...nasıl bir ruh hali içinde olduğunu gördüm. Onun için... yani ...duamdır. Rabbim kabul etsin. Biz görev başındayken inşallah... ...hiç gelmesin de ben görev başındayken... ...Rabbim öyle bir afet vermesin. Çünkü hakikaten çok zor. Hem Sen... depremzedesiniz... ...hem yöneticisiniz, sorumlusunuz. Yani bunlar e, çok ağır işler. Kendinizi belediye başkanı olarak en... ...başarısız demeyeyim de... E... Şunu daha iyi yapabilirdim, önümüzdeki dönem seçilirsem daha iyi yapacağım dediniz ve Sancaktepe'lilere bu, bu anlamda söylemek istediğiniz mesaj ne? Ben elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Gerçekten ee, biz belediye başkanı olarak doğmadık. Ee, siyasetçi olarak da doğmadık ama e, süreç... bizim hukukçusunuz değil mi başkanım? Ben hukukçuyum. Ben insan hakları alanında çok çalıştım. İşte o insan hakları alanında çalışıyor olmaktan dolayı da hakkınızı araya hakkınızı araya siyasetçi olduk. Ee, AK Parti'de görev yapmış olmaktan dolayı çok e, memnunum gerçekten AK Parti kadın e, siyaseti e, ağırlık taşıyor orada da etkin olmak benim için çok önemliydi e ben bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten teşekkür ediyorum bizim o anlamda gelişmemiz ilerlememiz için her türlü desteği verdi bu anlamda da e, yapabildiğimiz nasıl ki ben kendi haklarımı öğrenciyken işte yöneticiyken avukatken aradıysam vatandaşlarımızın da tüm bu anlamdaki sıkıntılarına destek olmak onların bir anlamda avukatı olma adına çok güzel işler yaptığıma inanıyorum. Kadınlara yönelik çok güzel işler yaptığıma inanıyorum ve yapacağım da daha inşallah. Mesela e, belediyecilikte o kreş dediğimiz işte okul öncesi eğitimler çok fazla yoktu. Özellikle bizim AK Parti camiasında, belediyeciliğinde yoktu. Ben geçtiğimiz dönem aday olurken her mahalleye bir kreş sözü vermiştim. Şimdi şey de veriyor. Murat Bey de veriyor. Murat Kurum da veriyor. Evet, İstanbul'da çünkü her mahalleye bir gerekli, kreş yapacağız diyor. Gerçekten gerekli. Çünkü çalışan annelerimiz Tabii. var. Evlatlarını bırakacakları hem güvenli hem de daha uygun fiyatlı yerler arıyorlar. Ben şu anda 10 tane kreşi 5 tanesi hizmette 3 tanesini çok yakında açıyorum ve diğer ikisini de seçim bitmeden inşallah açmış olacağım yani 10 kreşi kendi dönemimde yaptım çok rağbet görüyor çok memnun öyle yapmış olmak için de yapmıyoruz yani orada gerçekten iyi öğretmenlerle yemekleri kontrol altında hijyenik bütün kuralları uygulayarak tercih edilen kreşler olarak biz şu anda 400'e yakın 375'te en son ama 400'ü buldu diye düşünüyorum. Öğrencimiz bizim ellerimizde. Bunun dışında kreşten başlıyoruz bilgi evlerimiz var. Tüm mahallelerimizde 19 tane bilgi evimiz var. 4 tane de gençlik merkezimiz var. Etüt veriyoruz. Boş zamanlarında e, geliyorlar çocuklar hem ders çalışıyorlar hem de Eğitim alıyorlar orada İsterlerse kitap okuyorlar kütüphaneleri var bütün bilgi evlerimizin e, bunun dışında da e, çocuk kulüplerimiz yani kreşin dışında da günlük bırakılacak 2 saatlik 3 saatlik bırakacakları çocuk kulüplerimiz de var yani biz çocuklarımızı kreşlerden alıyoruz okul öncesinden üniversiteye kadar ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarımız var bizim ve çok iyi yetiştiriyoruz. Her sene 2000-3000 öğrenciyi üniversiteye gönderiyoruz, yetiştiriyoruz. Yerleştirme dönemlerinde onlara ayrıca destek veriyoruz. Eğitim alanında iddialı ilçelerden olduğumu söyleyebilirim. Spor alanında gençlerimizin sporla ilgili tüm gelişmelerini sağlayacak spor merkezlerimiz var e-sporumuz var. Gençler e-spor istiyorlardı benden. Ben de sporun e-sisi e mi olur kardeşim? Spor hareket demektir Olmaz, diyorum. Olmaz ama Ben de sizinle ilgileniyorum. Yani. Olmaz. Ben de çok seviyorum şeyleri, video oyunlarını falan ama o başka bir şey yani. Ama ona o kadar rağbet oldu ki biz açtığımızda rekabet, eğlence bunlar güzel şeyler. Süper şey ama oldu. Ama spor yani. fiziksel bir efor ya. Ha. yani sağlıklı olan da o. Mesela benim 2979'du zannediyorum. E madalyalı Sport, sportman öğrencim var madalya almış çocuklar 2979 yani 2000'in üzerinde öğrenci orada kendilerini geliştiriyor spora hazırlanıyor tekvando da var mesela Dilara Aslan Türkiye şampiyonu bizim spor öğretmenimiz çocukları yetiştiriyor aynı zamanda aynı zamanda sporcumuz e, atletizm de var kadın futbol takımımız kadın handbol takımımız biz bunların hepsini bildiğiniz şampiyonalara gönderiyoruz ve şampiyonluklar kazanıyorlar. Bundan dolayı çok mutluyum. Yani keşke şunu da yapsaydım dediğim e, çok fazla bir şey yok ama keşke daha çok yapabilseydim dediğimiz çok şey var. Daha da yapacağız inşallah. Ön, e, önümüzdeki döneme dair Sancaktepelilerin sizce sizden en büyük beklentisi ne? Sizi seçerlerse? E, Sancaktepe'de biz e, böyle işte kamuoyu araştırmaları tabii dönem dönem yapıyoruz. Vatandaş bizden ne bekliyor diye. Bizim en büyük problemimiz yoğunlaşmadan dolayı yani ilçemizin hızla artan nüfusundan dolayı ulaşım, trafik. Biz inşallah büyük şehir o anlamda Murat Kurum başkanımızın olmasını da çok istiyoruz. Kavşaklara ihtiyacımız var. Yan yolların geliştirilmesine ihtiyacımız var. Bunlar ilçe belediyesi olarak biz yapamıyoruz ama vatandaş bizden bekliyor. Diyor ki sen diyor benim başkanımsın diyor. aç trafiği diyor. Ama ee, sorumluluk anlamında biz yol yapamıyoruz ana arterleri yapamıyoruz. Dolayısıyla kavşaklara, e, yollara ihtiyacımız var. Ben bunları büyük şehirle yapmayı çok istiyorum inşallah. Bunun dışında da okul ihtiyacımız e, ikinci problemimiz de o. Hızlı bir öğre öğrenci artışı var. Hmm. 110 bin öğrencimiz var bizim. Hmm. Yani e, 500 bin nüfuslu bir ilçe olduk. 110 bin tanesi bizim öğrenci. Okulların deprem güvenliği ne durumda? Hepsi elden geçti. Hiç hmm. bizim şu anda güvenli olmayan okulumuz yok. Zaten 18 tane okulumuzu da biz bu dönemde yaptık. En çok okul e, yapan ilçe olduğuma inanıyorum. Bilmiyorum diğer belediye başkanlarımıza sormak lazım ama ben şu 4 yılda 4,5 yılda 18 tane okul yaptırdım ilçeme. Devletimiz eliyle yaptık ve bu da e, derslik sayısı da Zannediyorum 480'i buldu yani 480 tane derslik düşünün biz açtık ama yetmiyor çünkü çok hızlı bir göç var. Gençlerimiz çok genç bir ilçeyiz yani. Onun için gençlere kadınlara yönelik çalışmalarımızı hep ön planda tutuyoruz. Kadınlarımızı meslek sahibi yapmak için uğraşıyoruz. Onlara kurslarımız var. Saka dedik Sancaktepe kadınları ve Saka kuşlarından <laughs> esinlenerek kurslar yaptık. Kadınlarımız orada kuaförlük, dikiş, aşçılık, işte el sanatları, geleneksel sanatlar, bütün bu alanlarda geliştiriyoruz, kurslar veriyoruz. Onlar da yeteneklerine göre bölümler seçiyorlar ve o bölümlerde edindikleri o güzel yetenekleri, zaten yetenekleri var kadınlarımız üretici, üretken, bizim bütün kadınlarımız üretken, o yetenekleri geliştiriyorlar. Mesela çok bizim kurslarımızdan mezun olup da sertifikasını alıp da kendine kuaför açan işte terzilik yapan kardeşlerimiz var. Biz bununla yetinmedik. O dikiş alanında da bir üst seviyeye geçtik, level atlattık. Mesela stil tasarım merkezimizi açtık. Orada da bildiğiniz moda evi konseptinde bir yer açtık. Müşterileri var. herkese özel tasarımlar yapıyorlar. Çeyizlik ürünler yapıyorlar. Bunları satıyorlar kendilerine güzel işte bir kazanç kapısı sağlıyorlar müşterileri var iyi yerlerden böyle sitelerden diğer ilçelerden geliyor. Şimdi önümüzdeki dönemde inşallah o kadınlarımızın ürettikleri ürünlerinde ürünlerden çeyiz paketi hazırlayacağız hem o kadınlarımızdan almış olacağız onlara bir ekonomik katkıda bulunacağız hem de o çeyizleri yeni evlenen gençlerimize önümüzdeki dönem. E, hatta şimdi de başlatacağız yakında projesi hazır e, evlenen tüm gençlerimize bize başvuran ben evleniyorum diyen herkese çeyiz setimizi vereceğiz kendi ürettiğimiz çeyiz setleri. Keşke Sancaktepe'de otursaydık <laughs> Bekleriz. Ya, yani. Bekleriz gerçekten Sancaktepe'yi herkes tercih Bilgi ediyor. Bilgi soruyorlar size biraz anlatsanız da Bilge evi nedir? Ben bilmiyorum mesela. Bilgi evi şöyle bizim öğrencilerimiz çok okullarda işte mesela sabahçı oluyor Öğleden sonra geliyor. Dersini yapıyor işte Türkçe'de takıldıysa Mesela Türkçe dersleri var Türkçe hmm. öğretmenimiz orada onunla ilgileniyor Ona diyor ki e, Bunları bu etüt şekilde merkezi gibi etüt, şey mi? Hmm. etüt merkezi ama e, Bunun dışında da mesela kendi başına Oturup çalışabiliyor orada veya e, Kitap okuyabiliyor ayrıca Kütüphanesi var e, böyle Desteklerimiz var çocuklarımıza Bilgi evi dediğimiz hmm. şeyler onlar her alanda Öğretmeni benim e, 500'e yakın öğretmenim var okul gibi çalışıyorum, milli eğitim gibi çalışıyorum. Ee, hakikaten öğretmenlerimiz de öyle şey değil. Hani birini alalım koyalım değil. Hepsi belli branşlarda e, sınavlarla seçiyoruz o öğretmenlerimizi, pedagogik formasyonu olan kişiler. Öğretmenlerimiz eşliğinde çocuklarımız ders çalışıyorlar orada. E, kendi e, işte e, alanlarında eğitim ve destek alıyorlar. Size Sarıgazi trafiği ile ilgili sorular gelmiş. Evet, evet. Sar Sarıgazi trafiğinden çok muzları biz gerçekten. Ama işte oradaki o dalçık meselemizi yapabilmiş olsaydık e, Sarıgazi trafiğimiz çok rahatlayacaktı. İnşallah önümüzdeki dönem yapacağız Allah'ın izniyle. Hmm, yani evet. büyük şehrin yapması lazım. Kardeş Bey yani onu bizim yapma imkanımız yok. Onun dışında mesela otobüs hatlarımız da çok kötü bizim. Yeni bir ilçe olduğumuz için tüm otobüs hatlarımızın tamamen planlanması, kurgulanması lazım. Şu an onları da yapamıyoruz biz. Otobüsler çok az geliyor bize İETT otobüsleri. Biz yetmediği yerde öğrencilerin o Hani e, okul saatlerine artık kendimiz ne yapıyoruz? Rink araçları koyuyoruz, minibüsler koyuyoruz. Onlar okula götürüyor, getiriyor. Küçük otobüslerden koyduk. Birçok bölgemizde rink aracıyla ulaşıma yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim görevimiz olmadığı halde. Sancaktaki, Sancaktepe'deki yeşil alanların arttırılması, e, korunması anlamında başkanın ne gibi e, icraatları var? Ve önümüzdeki döneme dair ona oy vermeyi düşünen insanlara ne gibi vaatleri var diyorlar? Sancaktepe'de zaten yeşil bir ilçe bizim ilçemiz. Yani ferah bir ilçe. Biraz önce de söyledim. Öyle yüksek katların falan olmadığı bir ilçe ama biz yeşil kaç alan Kaç parkınız var mesela? Aa, biz e, geldik geleli e, 11 parkımızı yaptık. 36 taneydi. İşte kaç oluyor? E, 47. 47. Ondan önceki süreçlerde yapılmış parklarla bizim yüzün üzerinde parkımız var. Toplam yeşil alan şeye vurduğunuzda, total metrekareye vurduğunuzda yüzde kaçı Sancaktepe'nin? Sancak Tepe'nin yüzde kaçını bilmiyorum ama biz yeşil alanları e, inanılmaz derecede artırdık. E, yüzde otuzları e, geçti bizim yeşil alanlarımız. İki tane millet bahçesi planladık. Birincisini çok yakında açıyoruz. E, yüz, 200 dönüm, 200 küsür dönüm e, millet bahçesi açıyorum. Orman, Aydos Ormanımız var bizim. Belki daha Meşhur. öncelerde duymuşsunuzdur abi. Samandıra göleti abi, diye. Abi. Biz şimdi o göleti İnanılmaz e, cennet e, bir yere çevirdik. Şu anda orada bizim e, inşallah seçimden önce açacağız. Bakanımızla beraber açmayı planlıyoruz. E, 170 dönümünü şu anda yaptık bitirdik. Macera parkları var. Gölet kenarında yürüyüş alanları var. Bisiklet parkurları yolları var. Tam böyle gelip çok güzel bir şekilde içine kreş de yaptık. Çocuklar için böyle... E, dikebilecekleri, e, tarım yapabilecekleri çocuklara bir alan da ayırdık. İnanılmaz güzel. Herkesi bekleriz. Tüm ilçelerden gelip bizim orada inşallah ormanımızda güzel bir e, vakit geçirecekler. E, burayı yaptık. İkinci millet bahçemizde Samandıra Meydanımızda bizim büyük bir 3 milyon metrekare ee, askeri alanımız vardı daha önceden hmm. kışlamız vardı içinde uçak pisti falan vardı şimdi orası şehir hastanesi olacak inşallah Feriha Öz Acil Durum Hastanemiz de orada biz oranın 200 dönümünü de aldık ee, Sağlık Bakanımızdan biraz e, böyle mücadele ettik bakanımız e, sağlık alanını vermek de biliyorsunuz biraz şeydir e, ama aldık e, orayı. Orayı da ikinci millet bahçemiz olarak yapıyoruz. Şimdi e, ihalesini başlattık. İkinci dönemde iki tane millet bahçemiz olacak bizim. Ve her biri işte 200 dönüm düşünün yani. İki tane Size son soru yine yine Sancaktepe'liler soruyor. Diyorlar ki bir kadın belediye başkanımız var. Yani belediyenin patronu bir kadın. Onun kendi ekibinde kadınların gerçekten temsili değil, icracı makamlarda yer alıp almayacağının e, sorusunu sorar mısınız Soruyorum. Kaç kadın çalışıyor sizle beraber? Bunlar hangi konumdalar? Belediye başkan yardımcıları e, bilmiyorum e, işte işte belediyelerdeki birimlerin başında ne anlamda bir kadın Benim şey var? Benim dört diyor. tane kadın müdürüm var. Bir tane de kadın belediye başkanım var. E, belediye başkan, yard başkan yardımcım var. Başkan yardımcılıklarında ben e, erkeklere pozitif ayrımcılık yaptım öyle. Yapmayın, söyleyeyim. <laughs> yapmayın, biz burada bizi yakarlar, biz burada program <laughs> e, Onlar da kendilerini iyi hissetsinler diye, e, tabii bu işin esprisi ama daha önceden zaten çalışan belediye başkan yardımcılarımız e, anlamında da belediye başkan yardımcılığı ben e, önceki dönemde de yaptım Sancaktepe'de tek kadın belediye başkan yardımcısıydım. E, şimdi de benim ba belediye başkan yardımcım bir kadın var. 4 tane de müdürüm var. İnşallah artıracağız ama çalışanlarımızın çoğunluğu kadın öyle söyleyeyim size. Daha da olsun inşallah. Evet. Fatih Mahallesi Bervaze Sosyal alanın evet. etrafı çok kötü. Başkanım düzenleme istiyor. Söyler misiniz? Yapıyoruz, diyor ben Yapıyoruz, yapıyoruz onu da. Şimdi planladık. Oranın Bervaze'de sosyal tesisimiz var. O sosyal tesis kendi içinde tadilata girdi orası da güzelleşecek ama peyzajını da biz yapacağız harika bir peyzaj yapıyoruz oraya. İçine çok güzel böyle tarihi şeyi andıran bir mescitte dahil olmak üzere yürüyüş yollarıyla çok güzel bir peyzaj alanı yapıyoruz. Hemen önüne de misafirhane yaptım ben. Bizim 16 odalı bir misafirhanemiz var üstünde kafeteryası. Bu bervaze dediğimiz tesis adaları bile görüyor Çağdaş Bey. Yani tam böyle tepede ve harika bir manzarası var. Sosyal tesis anlamında da Sancaktepe'mizde hiç sosyal tesisimiz yoktu. Şu anda 4 tane sosyal tesisimiz var. Önümüzdeki dönem bunu artıracağız. Mesela bir hanımeli kafemiz var onu anlatayım size. Buyurun. Kadınlarımızın el ürünlerinden oluşuyor. Orada hem onlar kazanıyor hem biz kazanıyoruz. Çok güzel böyle değişik bir mimariyle yaptık. Harika bir hanım hanımeli kafe yaptık. Hem sosyal tesis olarak hizmet veriyor. Gayet ucuza ve çok kaliteli yiyecekleri var. İçecekleri var. Hani o ünlü markaların kafelerin kahvelerini aratmayacak. Hatta onlardan daha lezzetli içecekleri var soğuktu, sıcaktı. Bahçesi, bahçesinde işte voleybol sahasıyla, basketbol sahasıyla, tenis sahasıyla ve çocuk parklarıyla harika bir tesisimiz var. Mesela ondan iki tane daha yapacağız Önem, önümüzdeki dönemde, iki tane daha bir sosyal tesis düşünüyoruz. Sosyal tesislerimizi çok genişlettik. vatandaşlarımız artık gidip de başka ilçenin sosyal tesisinde değil kendi sosyal belediyesinin sosyal tesisinde gelip hem ucuza hem kaliteli dinlenme imkanı buluyor. E aynı zamanda orada mesela canlı müzik yapıyoruz yazın bahçesinde. Bizim konservatuvarda eğitim almış müzik öğrencilerimiz geliyorlar, gitar çalıyorlar, saz çalıyorlar, türküler söylüyorlar, şarkılar söylüyorlar. Herkes de o canlı müzik eşliğinde kahvesini içiyor, yemeğini yiyor. Bekleriz. Peki. Siz de misafir etmek isteriz. İnşallah, inşallah. Zamanımız olursa geliriz. <laughs> AK Parti Sancaktepe Belediye Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Dövcü. Çok teşekkür ediyorum.